أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli izleyenlerimiz, İlk Seç Vakfı ile Kur'an Yolunda programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler bu programda çeyrek asırdır ayakta olan binlerce hafızı kelam, yüzlerce din görevlisi, imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi ve akademisyen yetiştirmiş olan ve yetiştirmekte olan İlk Seç Vakfı'nı konuşuyoruz. İlk Seç Vakfı, yani açılımını belirtmek gerekirse, ilim, kültür, sağlık, eğitim, çevre ve sosyal yardım vakfı. Ve bu vakfı, İlk Seç Vakfı'nı yine en yetkili ağızlardan biri olarak içinde bulunduğumuz İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Merkezimizin de yöneticisi olan İlk Seç Vakfı Genel Sekreteri Muhterem Furkan Zülker Yıldız hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Rabbimize şükürler olsun, elhamdülillah. Elhamdülillah. Kıymetli hocam, tekrardan hoş geldiniz. Programımızın girişinde de arz ettiğim gibi İlk Seç Vakfı, yani ilim, kültür, sağlık, eğitim, çevre, sosyal yardım vakfı birçok marifeti bünyesinde barındıran bir vakıf. Yani bizler nasıl ki Müslümanlar olarak İslam'ı, hayatın, Rabbimizin bizden beklediği birçok noktasında yaşamamız gerekiyorsa, İlk Seç Vakfı'nı da bir o kadar alanda görebiliyoruz. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin. Şimdi sizlerden İlk Seç Vakfı olarak yola çıkış hikayenizi, çalışmalarınızı ve hedeflerinizi kısaca özetlemenizi rica edeceğim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorlar ki, Bismillah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Andolsun Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de sizler için çok güzel örnekler vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu Muhammed aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i bizlere birçok noktada örnek olarak göndermiştir. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara hizmet etmeyi seviyor. Halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek düsturuyla hareket ediyordu. Örneğin henüz daha peygamberlik kendisine gelmeden önceki gençlik zamanı dilimi içerisinde Mekke-i Mükerreme'de Hilful Fuzul başlığı, yani Erdemliler Birliği hareketi çatısı altında fakirin, ihtiyaç sahibi olanın, darda kalanın, yolunu kaybedenin, kervanda problemi sıkıntısı olanın, yatacak, kalacak, barınacak yeri olmayan insanların hizmetine koşan, onların dertlerine deva olabilmek için uğraşı veren bir peygamber adayı idi. Bu taraftan baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e daha henüz peygamberlik gelmeden önce bile halkın hizmetine koştuğu, o zamanki insanlara faydalı olabilmek için ne yapabilirimin derdine düştüğünü görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonraki hayat hikayesi hadisi şeriflerinde ve Siyer-i Nebi'de biz gördüğümüz vecih üzerine insanlara, müminlere, iman sahibi olanlara hizmetle ömrünü geçirmiştir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, misafiri geldiği zaman misafirine ikram eden, hizmet eden, ailesine destek sunan, hizmet eden, ashab-ı kiram efendilerimizin yerini, yurdunu arayabilmek için hizmet eden bir peygamber. Şunu yapın, şunu edin diye talimat veren bir peygamber değil. Örneğin Medine-i Münevvere'ye hicret edilmiş, şu an Mescid-i Nebevi'nin ilk inşası yapılıyor. Herkes bir kerpiç tuğla taşırken Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki tane kerpiç taşımanın derdine düşüyor. Sahabe efendilerimizin ileri gelenleri, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen bir kenara geç, bir kenarda otur, bizleri izle, bizler yapalım demelerine rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin terin içerisinde yaşı ilerlemesine rağmen yine hizmette aktif olarak bedeni çalışma içerisinde de bulunuyor. Ve Cabir Efendimiz İstanbul'da metfun olan
makamı bulunan sahabe efendimiz rivayet ediyor, meşhurdur. Buyuruyorlar ki, hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, insanlara menfaati olandır, faydalı olandır, insanların hizmetine koşandır. Bizler de bu düstur ve gaye ile, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den almış olduğumuz örnek ile, üstadlarımızdan, hoca efendilerimizden, büyüklerimizden görmüş olduğumuz terbiye ile, insanımıza, ümmeti Muhammed'in evladına nasıl daha destek sunabiliriz, faydalı olabiliriz, onların dertleriyle dertlenebiliriz diye bu yola çıkış hikayemizin asıl unsuru, mayası budur. Bizler ilk önce Necip Türk milletinin evladı ile vatan sathı içerisindeki var olan eksiklerimiz, problemlerimiz, sıkıntılarımız ile meşgul olup o hizmetleri elimizden geldiği kadar gördükten sonra diğer fakir olan, ihtiyaç sahibi olan, yiyecek bulamayan, sıkıntı içerisinde olan, ızdırap içerisinde olan insanların yaralarına merhem olabilmek için hayatımızı ve hizmet şeklimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle biz halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla elhamdülillah İlk Seç Vakfı olarak da sosyal yardımlarımızı ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırabilmek için elimizden geldiği kadar bir taraftan alıp diğer tarafa ikmal eden, sevk eden, teslim eden bu rolü üstlenip yerine getirmeye gayret ediyoruz. Zaten buyurulmuştur ki Seyyidül kavmi hatimuhum. Kavmin efendileri, toplumun efendileri hizmetkar olanlardır. Bizler de hizmet ettikçe bizim değerimiz artıyor. Mutlaka. İnsanların hizmetine birebir koştukça Allah Celle Celaluhu bizim şanımızı, değerimizi yükseltiyor. Bizim ecdadımız Osmanlı da her yerde o kadar vakıf kurmuşlar ki, hocam sayısızca vakıflar kurmuşlar. Hakimül Harameyn-i Şerefeyn'i, Hadimül Harameyn-i Şerefeyn'e çeviren bir ecdadın torunlarıyız. Elhamdülillah. Bak çok güzel bir şey. Yani iki tane Harem-i Şerif'in hizmetkarı. Evet. Biz ne diyoruz? Hademe-i hayrat diyoruz. Hademe-i hayrat ne demek? Hademe normalde temizlikçi diye kullanılır. Halbuki o değil. Hizmetkar. Bu din-i celil-i İslam'ın, bu ümmeti Muhammed'in evladının, bu insanlığın, bu Necip Türk milletinin biz hizmetkarıyız. Elhamdülillah. Olaylara bu gözle baktığımız için elhamdülillah hiç ayrım yapmadan bütün mümin kardeşlerimize, insanlığa ulaşmanın derdindeyiz. Evet. Şükürler olsun. Bu noktada da birçok ülkede ve haddi zatında asıl olarak İstanbul'umuz ve Türkiye'mizde de sosyal yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Rabbim muvaffak etsin hocam. Amin. Hizmet var kurbanım denildiğinde yüzü gülen bilir. Hizmet nimettir. Mucibince hareket ediyorsunuz. Allah Celle Celaluhu bir ömür hayra, hakka hizmet edebilmeyi muvaffak eylesin inşallah sizleri. Bizleri de inşallah. Biz talebelerimizi yetiştirirken, onlara seminerler, sohbetler yaparken diyoruz ki, kim var denildiğinde arkaya bakan değil. O kim var sözünü duyduğu zaman hemen el kaldıran. Ben buradayım, ben hizmet erbabıyım. Cani gönülden ben Allah için, vatan için, millet için, insanlık için hizmete hazırım diye koşan, koşuşturan insanlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Yoksa nefsine değil, bir takım hesaplara değil, bir takım kuruluşlara, kurumlara değil, insanımızın, milletimizin, Necip Türk milletinin evlatları ve ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için koşuşturmak bizler için çok önemlidir kıymetli izleyenlerimiz. Allah razı olsun hocam. Baktığımız zaman İlk Seç Vakfı, elbette ki bütün vakıflar, Allah bütün İslam hadimlerinden razı olsun, halka hizmet, hakka hizmettir düsturunca çalışıyor. İlk Seç Vakfı'na baktığımız zaman hocam, alışılagelmişin biraz daha dışında. Yani bir yandan bakıyoruz icazet merasiminde eğitimle ilgili. Bir yandan bakıyoruz sosyal yardım alanında öne çıkıyor. Bir yandan bakıyoruz bir Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında veya hafızlık kuvvet yarışmasında derece almış. Öbür yandan bakıyoruz mesela Rabbim tekrar yaşatmasın. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 11 ilimizi etkileyen afette İlk Seç Vakfı neredeyse her yerde vardı orada. Her alanda vardı.
Yani hem eğitim, hem çevre, hem sosyal yardım, hem sağlık. En başta bahsettiğimiz gibi Rabbimizin bizi hayatın nerelerinde görmek istiyorsa, razı olduğu her bir noktada ilk seç vakfını görebiliyoruz. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Rabbim hizmetlerinizin daim eylesin inşallah. Bu kadar geniş alana yayılabilmenin bereketi, sırrı nedir kıymetli hocam? Bir kere Mevla bir kulunu sevdiği zaman sevdiği işler ile, sevdiği hizmetler ile, benimsediği rızayı şerifine nail olacak ameller ile meşgul eder. Elhamdülillah biz eğer öğrencinin hizmetine koşuşturuyor isek, eğer öğrenciyi kaliteli, ilim irfan sahibi, ahlak maneviyat sahibi, dinine, diyanetine, vatanına, milletine muhabbet besleyen ve vazifelerini icra eden bir mümin evladı olarak yetiştirebiliyorsak, ümmeti Muhammed'in her bir sıkıntısına elinden geldiği kadar gücü nispetinde eğer koşup koşuşturabiliyor isek, bu hayırlı işleri Allah bizlere ikram ettiğinden dolayı bir kere şükreden kul olmalıyız. Mevla'ya hamdü senalar olsun. Buyurulmuştur ki, alamet-i iradillahi ta'ala anil abdi iştigaluhu bimâ lâ yani. Mevla eğer bir kulunu sevmiyorsa, sevmediğinin emaresi ve alameti nedir? Boş işlerle, eksik işlerle, yanlış işlerle onu meşgul etmesidir. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizler de ilk seç vakfı olarak, ilk seç vakfı mütevellisi olarak, ilk seç vakfına gönül veren, bizleri izleyip dua eden, destek sunan mümin ve mümine kardeşlerimiz olarak biz faaliyetlerimizi ne yapıyoruz? İnsanlara ulaştırabilmek için geç kalmadan, vakti saatinde yerine getirme noktasında bir gayret içerisine giriyoruz. 6 Şubat depremi dediniz. 11 ilimizi vuran bu afet, tarihte tekerrürü çok az olan afetlerin içerisinde. Biz o bölgeleri ziyaret ettik, o bölgelerde çalıştık. Kahramanmaraş'ta biz oradaki insanlara 3 ay hizmet ettik. Adıyaman'da 3 ay hizmet ettik, aşevi imkanları sunduk. Yine Hatay'da, hem Hatay merkezde hem de Ovakent'te. Oradaki mümin kardeşlerimizin, insanlığın, ihtiyaç sahibi olan insanlara günlük 12 bin, 13 bin kişilik yemek, kahvaltılar ikram eyledik. Halkımız destek sundu, bizler o tarafa iletmiş olduk. Yine Hatay ve Reyhanlı arasında bölgede 571 konteyner kent evlerinin içerisinde ilk seç vakfı olarak 4'te birini de Allah nasip eyledi. Bizi izleyen dostlarımızla beraber oradaki depremzede mümin kardeşlerimize ikram olarak o konteynerları da sunmuş olduk. Bu hizmetlerin hepsini bizi izleyen kardeşlerimizle beraber, onların destekleriyle beraber bir elden alıp diğer ele nakleden, bu vazifeyi icra eden bir kurum ve kuruluş olarak ön plana çıkıyoruz. Elhamdülillah. Yine sadece bizim yurt içerisinde var olan problemlerle değil, İslam coğrafyası bizim gönül coğrafyamız. Bizlere gözünü dikmiş, bizlere bakan, bizlerden medet uman insanlar var. Aç olan insanlar var. Gücü yetmeyen, sıkıntı içerisinde olan nice insanlık var. Hakikaten bugün Afrika bölgesi, Batı Afrika'da, Gine'de, Burkina Faso'da, Etiyopya'da, buralarda ellerinden tutulması gereken Müslümanlar var. Onlar çok az bir mali bütçeden, sıkıntıdan dolayı misyonerlik faaliyetlerine kurban giden, kasabalarını, köylerini, evlatlarını, torunlarını kaybeden, Müslümanlıktan Hristiyanlığa dönen nice insanlar var. Kabileler var, topluluklar var. Onlara hizmet götürdüğünüz zaman, onların elinden tuttuğunuz zaman, onlara fayda sağladığınız zaman, sizi sevip sayan, sizi gördüğünden dolayı kabilece Müslüman olan da nice Hristiyan topluluklar var. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her gittiği yere hizmet götüren,
her buluştuğu insanlarla muhabbet ettiği zaman bile onları gözetleyen, altlarına minderler seren, hatta hırkasını çıkartıp seren, devamlı hizmet erbabı olan bir peygamberin ümmeti olarak bizler de insanlığa hizmet etmekle mükellefiz. Hele ki mümin ve mümine kardeşlerimize hizmette sınır tanımamayı kendimize hedef olarak koymuşuz. Hocam Rabbim mübarek eylesin. Rabbim hizmetlerinizi kabul eylesin inşallah. İki cihanda mükafatını bahşeylesin. Tüm Amin. Hizmetkar olanlara, tüm İslam hizmetkarlarına inşallah. İlk Seç Vakfı olarak çok büyük çalışmalardan bahsediyorsunuz. Çok yüce hizmetlerden bahsediyorsunuz. Yükünüz çok ağır gerçekten. Programın başından beri anlattıklarınız gerçekten çok büyük hizmetler. Ve bir yandan da farklı bir noktadan bakacak olursak büyük mali kaynak gerektiren hizmetler. Ancak şunu da biliyoruz ki çoğu hizmet vakfı gibi İlk Seç Vakfı da yani ticari bir kuruluş değil. Yani tabiri caizse şu şekilde hayırseverlerin bağışlarını İslam'a hizmet adında İslam'a hizmet yolunda icraata dönüştüren bir kurum. Yani sizler bu anlamda bir kampanya da başlattınız. Bir kampanyaya imza attığınızı biliyorum. El Birliği Ahiret Kardeşliği kampanyanın sloganı ve adı. Hocam bu El Birliği Ahiret Kardeşliği çalışması nedir? Sizden dinleyebilir miyiz? El Birliği Ahiret Kardeşliği'ne gelmeden önce insanımız hakikaten varını yoğunu teslim eden, sıkıntı ve ızdırap içerisinde ihtiyaç sahibi olan insanları hakiki manada gördüğünde onun elinden tutup onun sıkıntısını izale etmek için uğraşabilen bir kimliğe ve güzelliğe sahip. Nerede gördük biz bunu? Şubat depreminde bütün insanlığımız, bizler de dahil olmak üzere ne yapmış olduk? Eğitimi, hizmeti, vatan, millet dedik. Artık gerisi teferruat dedik. Her şeyi bıraktık. Hoca efendilerimizle, öğrencimizle beraber bir insanı nasıl daha çekip kurtarabiliriz? İnsanlığa nasıl aş götürebiliriz? İnsanların ihtiyaçlarını, çadırlarını, konteyner kentlerini nasıl onlara ulaştırabiliriz? Yani asli ihtiyaçların peşine düştük hep beraber. Örneğin Somali bölgesinde yetimler var. Oradaki terör faaliyetleri ve sıkıntılardan dolayı kadınlar dul kalmış, çocukları kucaklarında, ellerinde, onları yetiştirmeleri gerek binlerce insan. Biz ne yapıyoruz? Sadece bunlardan gücümüz nispetinde aylık onlara belli bir ücret mukabilinde yüzlerce aileyi sahiplenmişiz. 3 ayda bir görevli kardeşimizi, arkadaşımızı oradaki ailelerde sadece o kimlik sahibi olan hanımefendiye ücreti 3 aylık hanımefendi 20, 40, 60 dolar senin ailenin ihtiyaçları 3 aylık buyurun dediğimiz yetimlerimiz var. Bu yetimlerin bereketi hürmetine belki Mevlamız nice afetleri, nice sıkıntıları bizim üzerimizden defu, rafu izale ediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Elhamdülillah. Gücümüz nispetinde her alanda az olsa, karınca kararınca da olsa biz o kardeşlerimize, o dostlarımıza, o insanlığa da elimizden geldiği kadar, insanlarımızın bizlere ulaştırdığı kadar bizler de o taraflara da aktarmış oluyoruz. Bu noktada elhamdülillah diye Rabbimize şükürlerimizi sunmuş oluyoruz. El birliği, ahiret kardeşliği şudur. Bizim 19 ayrı Kur'an kursu, Kur'an eğitim merkezinde okuyan hafız adayları, hafızlık yapan öğrenciler ve aynı zamanda hafızlığını bitirmiş, Arapça şer'i ilimleri tahsil eden alim olacak, müderris olacak, muallim olacak, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olacak, müezzin olacak, imam efendi olacak, müftü olacak, vaiz olacak, diyanet personeli olacak veyahut da toplum mühendisi insanlara hizmet edecek insanları yetiştirme adına kurumlarımız var. Bu kurumlarda okuyan yaklaşık 1500'e yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin burslarıyla alakalı bizi izleyen kardeşlerimiz, 2 kişi bir araya gelebilir, bir hafız efendiyi okutabilir. Bir aile bir araya toplanabilir, bizim de bir hafızımız olsun diyebilir. İş yerinde bulunan insanlar kendi aralarında bir ekip olabilir, bir hafızımız da bizim olsun diyebilir. Mesela 18 kişili bir tekstil sektöründeki bir kardeşimiz, 18 kişiden çok cüz'i paralarla bir hafız efendinin devamlı bursunu takip ediyor. Allah her Allah seferinde de o hafız efendinin bursunu getirip yatırıyor. Hafız olduğu zaman da icazet merasimine ekip olarak komple geliyorlar. Hmm.
Bunlar güzellik. Hakikaten işte bu hizmetlerle beraber böyle damlaya damlaya göl olur, damlacıktan sel olur mantığıyla bu güzel hizmetlerle, el birliğiyle beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetlerden bir tanesi. Eşrafu ümmeti hameletul Kur'an buyurulmuş. Ümmetinin en şereflileri Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amel edecek, amel ettirecek, yaşayacak, yaşatacak alimlerdir. Müderrislerdir, muallimlerdir. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, Hazreti Ali Efendimiz naklediyor. فَاِنَّ حَمَلَتَ الْقُرْآنِ Kur'an'ın hamilleri gerçekten فِي ظِلِّ عَرْشِ اللّٰهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ مَعَ اَنْبِيَائِهِ وَاَصْفِيَائِهِ Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir gölgede Allah'ın arşında gölgenecek insanlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i yüklenen insanlardır. Bu Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden insanlardır. Allah Celle Celaluhu onları enbiya ile beraber, yani peygamberlerle beraber, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber ve Allah'ın seçkin kullarıyla beraber haşredecek diye buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla el birliği ahiret kardeşliği de ister ailecek, ister iş yeri olarak, ister bir cemaat olarak, ister kadınların kendi aralarında heyetleri olarak, toplulukları olarak, dostluk, muhibban, muhabbet, gün ne sayarsanız sayın. O şekilde bir elin nesi var, birkaç elin sesi var. Beraberce durumu yeten kardeşlerimiz de benim de birkaç tane hafızım olsun. 1, 2, 3, 5, 6 burs alan bursiyerlerimiz var. Dolayısıyla öyle kardeşlerimiz de var. Sonuçta hep beraber siz dışarıdan Mahmud Efendi Hazretlerimizin güzel sözüyle siz dışarıdan biz içeriden hizmet ederek bu güzel hizmetleri hep beraber kıyından köşesinden tutacağız. Bu Kur'an hizmetlerini beraberce kaldırıp canlandıracağız. Nice insanlara biz hizmet götüreceğiz. İnşallah hocam. Rabbim tüm hayır niyetlerinizle muvaffak eylesin inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Hizmet ekibinizden, arkadaşlarınızdan razı olsun. Tüm hoca efendilerimizden ve talebelerimizden razı olsun inşallah. Çok güzel hizmetlerden bahsettiniz. Yani sizler burada anlattıkça bizler o hizmetlerin birer parçası olabilmek için dinlerken can atıyoruz. Bir de Rabbim nasip eder de o hizmetlerin gerçekten bir parçası olabilmeyi böyle bu dünyada yaşayabilirsek o zaman işte gerçekten o sırra mazhar olmuş olabiliriz diye düşünüyorum inşallah. Hizmetin zevkine, hazzına, lezzetine varabilmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızın başından beri muhterem hocamızın bahsettiği hizmetlerin bir parçası olmak, bu hizmetlere katkıda bulunmak, bu ilim yuvalarının büyütülmesinde, genişletilmesinde ve devam etmesinde katkıda bulunmak istiyorsanız, sizler de İlk Seç Vakfı'na 0850 303 2071 dahili 5 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Mevlam sizleri, bizleri tüm hayır niyetlerimizde muvaffak eylesin inşallah. Bu hizmetlerden geri bırakmasın, bu hizmetlerin dışında bırakmasın inşallah. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İlk Seç Vakfı olarak çeyrek asırdan bu yana binlerce hafız, yüzlerce ehli sünnet alim, imam, müezzin, akademisyen yetiştirdik, yetiştirmeye de devam ediyoruz. Bugün bu ulvi yolda sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor ve sizleri el birliği, ahiret kardeşliği seferberliğimize davet ediyoruz. Sizler de gerek şahsi, gerekse Allah için sevdiğiniz dostlarınızla kuracağınız gruplarla bir hafızımıza burs verebilir, ehli sünnet ulemanın yetişmesine vesile olabilirsiniz. Bir hafızımızın aylık yarım burs bedeli 750 TL, tam burs bedeli 1500 TL'dir. İrtibat 0850 303 2071. Dahili numara için 5'i tuşlayabilirsiniz. ilkseçvakfi.org. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. Şehrin kalabalığında, hayatın karmaşasında. Bir yandan nefsin dürtüleri, diğer yandan ahiret endişesi. Manevi imtihanların daha da zorlaştığı, isyan ve masiyetin
adeta süslenerek servis edildiği bu ahir zamanda daha henüz bir fidanken Kur'an'ın bahçesinde kendisine yer edinmiş, Kur'an ve sünnetin bahçıvanlığında nefsini zehirli sarmaşıklardan korunmuş ve dünyayı yeniden gülistana çevirmek gayesiyle gece gündüz durmadan ilim tahsil eden nur yüzlü gençlerimiz var. İlk Seç Vakfı olarak bizler, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru hedefiyle Rabbimiz Teala'nın nusreti ve siz Kur'an'a sevdalı hayır sahiplerinin destekleriyle bu gençlerimizi ehli sünnet vel cemaat çizgisinde eğitiyor, geleceğin alim, fazıl, vatanına, bayrağına, milletine ve ailesine gönülden bağlı fertler olarak yetiştiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan 19 ayrı Kur'an kursumuzda eğitim gören 2500'e yakın talebemizi iki kanatlı kuş misali bir kanadında uhrevi ilimleri, diğer kanadındaysa dünyevi ilimleri taşıyan fertler olarak yetiştiriyoruz. Gelin bu ulvi seferberlikte bizlere omuz verin. Kur'an ve sünnet ışığında geleceğimize hep birlikte yön verelim. Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyenlerden ol, yahut bunları sevenlerden ol. Beşincisi olma, helak olursun hadisi şerifi uyarınca Kur'an talebelerini sevenlerden ve onları destekleyenlerden olalım. Bu din hepimizin. Maddi ve manevi fedakarlıklarımızla safımızı belli edelim. Ayni, nakdi ve burs destekleriniz için www.ilkseçvakfi.org 0850 303 20 71 İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru.